Melek Şengönül cinayetinde günlerce aradığımız gizemli çiftin kızı olarak yayınımıza gelen Sıla, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekip itiraflarıyla herkesi şaşırtmıştı. Köpekçi M'yi tanımadığını söyledi. En son bu dosyayı konuşa konuşa Köpekçi M ya da Ayı M olarak tanınan bir isim karşımıza çıktı. Bir suç makinesi daha doğrusu. Sen Köpekçi M'yi tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Adını ilk defa duydum ve ilk defa da burada buzlanmış şekilde gördüm. Telefonum yayından sonra söylesen. Ya korkuyorum, söyleyeyim. Köpekçi M mi? Hayır. Sen diyorsun ki... Eski sevgilisi olduğunu itiraf etti. Sıla ısrarla dedi ki tanımıyorum, tanımıyorum, tanımıyorum dedi. Ta ki bu hafta sonu artık sağduyusuna mı, vicdanına mı, neye kulak verdi o kadarını bilmiyorum ama şok bir gelişme yaşandı ve Sıla bir itirafta bulundu. Ayıp, nereden tanıyorsun? Sevgilimle. Şu ortamda tanıştık. Ya bana hiç parayı vermesin, öldüreceğim o kadını diyordu. Benden kimse kaçamaz diyordu. Kadın diyordu devlet gibi zengin diyordu, ben bırakır mıyım diyordu. Çok da samimilerdi. Gidiyordu kahve içiyorlardı, sarılıp oturuyorlardı. Bu kadın dedi neyi var neyi yok zaten ben biliyorum dedi. Sanki bilmiyorum dedi, o yüzden boşu boşuna girip mi çıkıyorum sanki dedi. Ben yaptığına inanmıyorum. Cinayette adı geçen Köpekçi M'yi tanıdığı itirafından sonra Sıla gözaltına alındı. Ve yaptığı o önemli açıklamalardan sonra şu anda ifadesi alınmak üzere şu anda ekip otosunun peşindeyiz. Ve Sıla da o ekip otosunun içerisinde. Benim vicdanım rahat. Ne söyleyeceksin? Vicdanım rahat benim, ben bir şey söylemeyeceğim. Şu anda jandarmadan savcılığa doğru getiriliyor. Bir gece jandarmada nezarette tutuldu ve şu anda jandarma ekipleri onu savcılığın yanına ifadesi alınması üzerine içeri götürüyor. Savcılık binasına doğru şu anda giriş yapıyor. Sıla aşağı yukarı 13-14 saat süren gözaltı süreci, nezarethane süreci ve ardından savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Benim içim rahat. Yapmadığımı kendim de biliyorum. Bir parmağım da olmadığını biliyorum. İçim rahat yani, yarın gidip vereceğim DNA'mı. Vicdan azabı da duymuyorum. Yapanlar düşünsün. Sıla'nın Köpekçi M itirafı sonrası gelişmeleri takip ediyoruz. Sıla izlediğin zaman ya ben ne kadar çelişkili şeyler söylemişim, ne kadar hani yalan yanlış, sonra ifademi geri almışım, farklı şeyler söylemişim diye düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Niye yaptın bunları? Bir şeylere yalan da olsa cevap vermem gerekiyordu. Yalan da olsa. O zaman öyleydi ama en sonuncu ifade öyle olmadı. Yani en son Köpekçi M ile ilgili tanıyorum. İşte benim de bir dönem birlikte olduğum kişi Melek Hanım'la da yakındı. Bunlar hep doğru yani, öyle evet. mi? Evet. Hala aynı şeyi söylüyorsun. İfademin arkasındayım hala. Yalan da olsa bir şeyler söylemem lazımdı. Enteresan bir cümle. Kesinlikle. Niye? Niye en başta söylemedin yani? Neden? Çocuğum güvende değildi. Gene aynı şeyi söylüyorum. Şu an siz de biliyorsunuz ki güvende çocuğum. Kesin olarak. Bu yüzden sebebi bu yani, bir şey değil. Güvende nasıl yani? Babasının yanında. Evet. Başka... Başkası da beni ilgilendirir. Yani benim çocuğum beni ilgilendirir. Seni ilgilendirmiyor çocuğun. Çünkü 2 aylıkken sen süt bile vermemişsin, çıkmışsın çocuğunun yanına. Sen doğumda benim yanımda mıydın? Doğururken ebeliğimi mi yaptın? Duydum, kaynaklarından ben duydum. Sen kaynaklarından duymamışsın bence. Kendin çektiğin duymuşsun. İçin çocuğuna çektirme. Benim çocuğumdan tamam, senin sana koluna ne ya? Gelsin istemiyorum. Benim çocuğumdan sana bana ne değil, bütün çocuklar bizi ilgilendirir. Hepimizin çocukları onlar. Seni ilgilendirmez. Yarın bu çocuklar topluma kazandırılacak. Sen benim çocuğumu kurtararak kardeşime verip, sahip çıkacaktın. Ben kardeşime sahip çıktım. Ha, arayıp soruyordunuz kardeşim zaten. Kardeşim istemedi. Kadın tamam ondan mı? Ağlaşıyordu. Beni kimse arayıp soruyordu. İkide böyle söyleme, sen bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun bizim işte, sen de olanı. Benim içimde olanı onun bilmiyorsun. Onun huyunu biliyor muydun sen? Herkesi uzaklaştın mı, tek beni mi? Sen de benim ailemin içinde hadi olanı bilemezsin. Ben olayım, ablam olayım, bütün aileyi uzaklaştırdı. Madem ama o zaman herkes yine, kendine göre biz konuşacak. Biz kimse kimseyi yargılamayacak. Asla et tırnaktan olmaz. Kızım ikide bir bu lafı bana söyleme. Söylemeye hakkın yok. Senin de bana çünkü söyleme hakkın yok. Çünkü bilmiyorsun ailenin içini. Sen de bilmiyorsun. Ha, benim ailemle birlikte mi yaşadın? Yaşadın da benim mi haberim yok? Çocuğumu göstermediler diyorsun. Çocuğunu gitmişsin. Göstermediler mi? Gitmemişsin görmeye.